Merhaba arkadaşlar ben Nazlı Hoca kanalıma hoş geldiniz. Önceki videomda isim tamlamalarını anlatmıştım. Bu videomda ise tamlamalarla ilgili altın kuralları hatırlatacağım sizlere. Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? İsim tamlamaları bulurken neyi göz önünde bulundurmam lazım? Gerçekten bu kurallar bizim için hayat kurtarıcı olacak. Madde madde yazdım 12-13 maddelik bir video olacak arkadaşlar. Lütfen dinleyin ve notlar alın. Evet birinci maddem Belirtili isim tamlamasında tamlayan ve tamlanan arasına farklı sözcükler girebilir. Bakın geniş bıraktım. Bu farklı sözcük ister yüklem olsun. Bu farklı sözcük ister zamir olsun. İster zarf olsun. Benim için hiç önemli değil. İster sıfat olsun. Benim için önemli değil. Yani isim dışında bir sözcük girecek canlar. Bakıyorsunuz dağın yüksek kayalıklarına tırmanmaya çalıştı. Öncelikle isim tamlamasını bir hatırlayalım. Bir tamlayan vardı elimde. Ben buna TM demiştim. Bir de tamlanan vardı elimde. Buna da TN demiştim. Tamlayan eklerim ın, in, un, ün ekiydi. Bununla birlikte den, dan ve ım um eki tamlayan eki olabiliyordu. Tamlanan eklerim ı, i, u, ü. Bununla birlikte arkadaşlar iyilik ekleri olabiliyordu. Bakalım şimdi. Dağın kayalıkları diye düşündüğünüzde dağındaki ın, in tamlayan, kayalıklarındaki ı, i tamlanan. Burada belirtili bir isim tamlaması var. Güzel. Yüksek arkadaşlar ne yaptı? Kayalığın niteliğini belli ettiği için bir niteleme sıfatıdır. Demek ki ne oldu burada? Tamlayan ve tamlanan arasına bir niteleme sıfatı girmiş oldu. Tamam mı? Tamlayan ve tamlanan arasında niteleme sıfatı girmiş oldu. Suyun insanın içini rahatlatan sesini dinle diyor arkadaşlar. İnsanın içini rahatlatan sesi bakın. Suyundaki ın in tamlayan eki. Sesindeki ı i şu birinci i ama tamlanan eki ikinci i belirtme hal eki oluyor canlar. Tamlanan eki Arasına ne geldi bakın? Fiilimsi geldi. Yani fiilimsi grubu tamlayan ve tamlanan arasına gelmiş oldu. Burada da şöyle araya bir fiilimsi grubu girdiğini belli edelim, söyleyelim. Yani tamlayanı bileceksin, tamlananı bileceksin, eklerini bileceksin ve araya hangi sözcük girmiş bunu bileceksin. İkinci maddemize bakıyoruz. Belirtili isim tamlamasında tamlayan, tamlanan sıfat tarafından nitelenebilir. Yani diyor ki hem tamlayanın önüne şöyle S diyorum sıfat hem de tamlananın önüne S yapıyorum sıfat gelebilir diyor. Bakalım. Genç kızın sarı saçlarını çok beğendim. Şimdi genç ve sarı sözcükleri birer sıfat arkadaşlar. Burada önce yapmanız gereken şey şu. İsim tamlamasını önce bir bulalım. Kızın saçları birinci ı, iyilik eki yani tamlanan ekidir. İkinci ı arkadaşlar belirtme hal ekidir. Ona bakmayın. Çok önemli değil. Kızındaki ın i tamlayan saçlarındaki ı i tamlanan. Burada bir belirtili isim tamlaması var her iki tarafta ek aldığı için. Nasıl kız gibi düşündüğünüzde genç kız. Yani tamlayan sıfat almış oldu. Nasıl saç sarı saç diye düşündüğünüzde de canlarım tamlanan da sıfat olmuş oldu. Biz bunu ne diyoruz? Hem tamlayan hem tamlanan sıfat almıştır diyoruz. Tamam? İhtiyar adamın eski bastonu yere değiyordu dediğimizde arkadaşlar. Şimdi nasıl adam ihtiyar adam nasıl baston eski baston gibi düşündüğünüzde burada iki tarafın da önüne yani hem tamlayanın hem tamlananın önüne sıfat gelmiş. Buraya kadar sıkıntı yok ama bakın adamın bastonu gibi düşündüğünüzde adamın ifadesi tamlayan, bastonun ifadesi tamlanan. Hem tamlayan hem tamlanan sıfat almış oldu. Arkadaşlar önemli sorularda karşımıza çıkar bir şekilde. Üçüncü maddeye bakıyorsunuz. Belirtisiz isim tamlamasına getirilen sıfat tamlamanın tamamını etkiler ve ne olur arkadaşlar? Tüm tamlamanın sıfatı olur. Yani şurada önümde belirtisiz bir isim tamlaması olmuş olsun. Şöyle kaba taslak bir formülünü yazalım. Belirtisiz isim tamlaması. Diyor ki şuradaki sıfat sadece tamlayanı ya da sadece tamlananı etkilemez. Tamlamanın tamamını etkiler. Tamam mı? Şimdi inek sütü bebekler için çok faydalıdır. İnek sütü belirtisiz isim tamlaması mıdır? Evet belirtisiz isim tamlaması. Ay diyemedim. Taze inek ya da taze süt değil arkadaşlar. Önüne gelen taze sıfatı ne oldu? İnek sütünün tamamını etkiledi değil mi? Taze inek sütü. Ve aynı zamanda bir sıfat tamlaması olmuş oldu. Yaz akşamı ifadesi belirtisiz bir isim tamlamasıdır. Sıcak yaz akşamında yine bir dost buluşması gerçekleştirdik dediğimizde arkadaşlar, buradaki sıcak sıfatı tamlamanın tamamını etkiledi. Yani şöyle diyemiyorsunuz. Sıcak yaz ya da sıcak akşam. Hayır. Sıcak yaz akşamı. Bunun sebebi şu. Belirtisiz isim tamlamasında tamlayan ve tamlanan arasına asla başka sözcük giremez. Giremediği gibi sadece tamlamanın önüne bir sıfat ya da sadece tamlananın önüne bir sıfat gelemez. Sıfat mutlaka tamlamanın tamamını etkiler arkadaşlar. Sıfat tamlaması mı oldu? Evet sıfat tamlaması oldu. Tamam Sıcak yaz akşamı çünkü aynı zamanda bir sıfat tamlaması oldu. Sadece yaz akşamı ifadesi belirtisiz isim tamlamasıdır. Şimdi tamlayanın zamir olan isim tamlamalarında zamir düşürülerek tamlayana düşmüş isim tamlaması bulunabilir arkadaşlar. Bakalım şimdi benim meşhur sevdiğim örneklerden. Gözlerim gözlerine deyince felaketim olurdu ağlardım diyor. Bakın gözlerim değil mi? Burada bir iyilik eki görüyorsunuz aslında. Gözlerin yine bir iyilik eki görüyorsunuz. Felaketim yine bir iyilik eki görüyorsunuz. Arkadaşlar ben size şunu demedim mi? İyilik eki eşittir aynı zamanda tamlanan mıydı? Evet. O zaman iyilik yekini gördüğümüz her yere tamlayanı düşmüş isim tamlaması diyebilir miyiz? Tabii ki diyebiliriz. Herhangi bir sakınca yok. O zaman burada bakın tamlayanı düşmüş 3 tane isim tamlaması var. 1, 2, 3 değil mi? 3 tane iyilik yeki var. 3 tane tamlayanı düşmüş isim tamlaması var aynı zamanda. Şöyle mi demek istedi? Benim gözlerim. Şöyle mi demek istedi? Senin gözlerine. Şöyle mi demek istedi? Benim felaketim, bakın benim felaketim dediğinde şuradaki ım im tamlayan olduğundan buradaki ım, ım im de tamlanan olacak arkadaşlar. Benimdeki ım im tamlayan olduğu için gözlerimdeki ım im tamlanan olacak değil mi? Benim gözlerim belirtili isim tamlaması, benim tamlayanı düşürüldüğü için tamlayanı düşmüş bir isim tamlamasıdır diyoruz. Peki bu diyelim ki bir metinde karşımıza çıktı ve şunu söyledi bu cümlede kaç tane tamlama vardır dedi. Hiç tamlama yok arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Tamlayanı düşmüş isim tamlamasını metin içinde tamlamadan saymıyoruz. Tamlamadan sayabilmemiz için hem tamlayan unsuru olacak hem tamlanan unsuru olacak. E burada tamlayan düşürülmüş. O zaman tamlamanın bir unsuru eksik olduğu için tamlama olarak kabul edilmiyor. Tamam. Düşlerimin hayali değdiği yerdesin. Düşlerim. Ne kadar güzel cümleymiş. Benim düşlerim arkadaşlar. Benim düşlerim diyebildiğim için şuradaki ım im eki olduğundan iyelik eki de bir tamlanan olduğundan arkadaşlar değil mi? Tamlanan eki var ama tamlayan düşürülmüş. Bu yüzden ben buna tamlayanı düşmüş isim tamlaması diyorum. Tamam. Evet devam ediyoruz. Şöyle biraz yukarı çıkayım. Bazı isim tamlamalarında tamlanan eki düşürülebilir arkadaşlar. Neydi tamlanan eki? I, i, u, ü ve bütün iyelik ekleriydi değil mi? Şöyle. İyelik ekleri birer tamlanan ekiydi. Bizim memlekette olmaz böyle şeyler. Bizimdeki ım im tamlayan e Memleket. Bizim memleketimizde buradaki imiz arkadaşlar yazılmamış. Tamlanan ekidir. Aynı zamanda bir yelik ekidir diyoruz. Senin okulda mı okuyor Filiz derken arkadaşlar? Senindeki ın in tamlayan. Senin okulunda mı? Burada bir un eki eksik. Burada da gördüğünüz gibi tamlanan eki yani yelik eki eksiktir diyoruz. Böyle bir şey de olabilir. Yani tamlanan eki düşürülebilir arkadaşlar. Peki biz bizim memleket ve senin okul ifadelerini tamlama olarak kabul ediyor muyuz? Ediyoruz. Çünkü burada sadece ek düşürülmüş tamlamanın kendisi var. Altıncı maddeye bakıyorsunuz. İsim tamlamasında tamlayan ve tamlanan birden fazla olabilir arkadaşlar. Biz buna ya tamlayana ortak isim tamlaması diyoruz ya da Tamlananı ortak isim tamlaması diyoruz. Bakalım. Damın tahtası kiremidi eskimişti. Bakın arkadaşlar damındaki ım im tamla, tamlayan eki pardon. Damın tahtası değil mi? Damın kiremidi tahtasındaki ı ve kiremidindeki ı birer tamlanan ekleridir. Burada ne ortak? Tamlanan iki tane, tamlayan bir tane. Yani ben buna ne diyeceğim canlarım? Tamlayanı ortak isim tamlaması diyeceğim. Dikkat! Evlerin, arabaların, dükkanların sigortası mutlaka yaptırılmalı. Bakın, nasıl bakarız biz buna bakın? E, dükkanların sigortası, değil mi? Arabaların sigortası, evlerin sigortası diye düşündüğümde, evlerin tamlayan, gördüğünüz gibi arabaların tamlayan, dükkanların tamlayan sigortası tamlanandır arkadaşlar. Yani burada gördüğünüz gibi. Ne ortaktır? Tamlanan ortak bir isim tamlamasıdır arkadaşlar değil mi? Tamlanan ortak olarak kullanıldı. Yani burada mutlaka birden fazla tamlayan bir tane tamlanın olduğunu görebiliyor olmanız lazım. Şehrin sokakları, caddeleri, evleri ve çarşısı o kadar düzenli ki diyor arkadaşlar dikkat. Şehrin ifadesindeki in tamlayan şehrin sokakları, şehrin caddeleri, şehrin evleri, Şehrin çarşısı. Bakın bir tane tamlayan var değil mi? Bir tane tamlayan var. Bir sürü tamlanan var. O zaman ben buna tamlayan ortak diyebilir miyim? Bakın şehrin sokakları, şehrin caddeleri, şehrin evleri, şehrin çarşısı diye baktığımda tamlayan ortak, tamlanan birden fazla. Tamam Bu tarz bir soru da mutlaka karşınıza gelecektir. Belirtili isim tamlamalarında tamlayanla tamlanan mutlaka yer değiştirebilir herhangi bir sakıncası yok. Sesi uzaklardan geliyordu suyun. Suyun bakın tamlayan sesi Gördüğünüz gibi suyun sesi belirtili isim tamlaması. Bu tarz sorularda arkadaşlar ya şiirlerde daha çok olur bu tarz sorular ya da devrik cümlelerde daha çok karşınıza çıkar. Dante gibi ortasındayız ömrün. Ömrün bakın tamlayan ortası tamlanan. Yer değiştirdi isim tamlamasında tamlayan ve tamlanan. Babamın dedesinden miras kalan saati kayboldu. Babamın dedesinden miras kalan saati. Burada yer değiştirme olmadı da tamlayan ve tamlanan arasında arkadaşlar ne geldi? Başka sözcükler geldi. Başka maddede bunu anlatmıştım. Buraya karışmış. Evet 8'e bakıyoruz. Belirtili isim tamlamalarında tamlayan, tamlanan ya da ikisi birlikte zamir olabilir arkadaşlar önemli. Onun kızı. Bakın burada tamlayan ne oldu? Zamirden oluştu. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayan kişi zamiridir diye soru karşınıza gelseydi mutlaka bunu işaretlemeliydiniz. Çocukların birçoğu deseydi çocuklarındaki ın in tamlayan birçoğundaki ı it tamlanandır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlanan belgisiz zamirden oluştu deseydi bu şıkkı işaretlemeliydiniz. Onların birçoğu bakın gördüğünüz gibi tamlayan da tamlanan da zamir. Aşağıdaki tamlamaların hangisinde hem tamlayan hem tamlanan zamirden oluşmuştur diye sorsaydı bunu işaretleyecektik. Tamam arkadaşlar, çok çok önemli bir konu. Belirtili isim tamlamalarında den eki, ın tamlayan eki yerine kullanılabilir. Tamam herhangi bir sorun yok. Aşağıdakilerden hangisi derken arkadaşlar, aşağıdakilerin hangisi demek istiyor? Yolculardan biri derken Yolcuların biri demek istiyor. Yani dın, e, den, dan, eki, dın, din nereden çıktı? Den, dan, eki, ın, in, in, tamlayan, eki yerine kullanılabilir arkadaşlar. Tamam mı? Önemli. Peki bakalım devam ediyoruz. Evet 12 maddede anlattığım bir konuydu. Belirtisiz isim tamlamalarında tamlayan ve tamlanan arasına başka sözcük asla giremez. Bakın belirtisizde diyorum dikkat. Belirtili de girebiliyordu değil mi? Genç kızın sarı saçı girebilir tabii ki ama belirtisizde kural başka. Belirtisiz isim tamlaması daha kuralcı bir e, tamlama çeşidi diyelim. Cami yeni avlusu diyemezsiniz arkadaşlar. Ne dersiniz? Yeni cami avlusu. Verirken aslında şöyle bir şey söyledim ben size. Belirtisiz isim tamlamasının önüne sıfat geldiğinde sıfat tamlamanın tamamını etkiliyordu. İşte bunun gibi bir şey aslında bahsettiğim şey. Kültür eski bakanı diyemezsin. Buradaki eski sıfatını al ortadan diyor. Başa getir başa. Nerede? Belirtisiz isim tamlamasında. Kültür bakanı belirtisiz isim tamlaması. Herhangi bir sıkıntı yok. Eski kültür bakanı diyeceksiniz canlar. Bakın şunu demiyorsunuz. Eski kültür. Eski bakan. Değil. Eski kültür bakanı. Yani eski sıfatı tamlamanın tamamını etkiliyor. Bunu unutmayın. Evet 11. maddemiz. Belirtisiz isim tanımlaması sıfat olarak kullanılabilir. Çok önemliydi arkadaşlar. Şimdi parlament mavisi gömlek öğretmenimize çok yakışmıştı diyelim. Nasıl gömlek? Bakın gömlek isim. Nasıl gömlek? Parlament mavisi gömlek. Parlament mavisi ifadesi. Gömlek isminin sıfatı mı oldu? Evet sıfat oldu. Peki bu sıfat kendi içinde belirtisiz bir isim tamlaması mıdır? Bakın arkadaşlar ne mavisi? Parlament mavisi. Belirtisiz isim tamlamasıdır ve bir ismin sıfatı olmuştur. Olabilir herhangi bir sakınca yok burada. Ege'nin incisi İzmir'de yaşıyordu dediğimizde arkadaşlar. Bakın burada da belirtili isim tamlaması bir ismin sıfatı olmuş değil mi? Bakın. Ee, İzmir isim nasıl İzmir gibi düşünebilirsiniz. Ege'nin incisi İzmir. Ege'nin incisi ifadesi belirtili isim tamlaması mı? Evet. Belirtili isim tamlaması bir ismin sıfatı olmuştur. Şuraya arkadaşlar şeyi de ekleyebiliriz. Hem belirtili isim tamlaması hem belirtisiz isim tamlaması sıfat olarak kullanılabilir diye düzeltelim. Yani şurayı sadece belirtisiz değil hem belirtili hem belirtisiz bir ismin sıfatı olabiliyor diyelim. Şu örnekte olduğu gibi. Burada mesela belirtili isim tamlaması ee, ne oldu? Sıfat oldu. Burada da belirtisiz isim tamlaması bir ismin önüne geldi ve sıfat oldu. Altın sarısı saçları ahenk ile dans ediyordu. Saç burada isim. Nasıl saç? Altın sarısı saç. Altın sarısı ifadesi kendi içinde belirtisiz bir isim tamlaması mıdır? Evet. Al sana soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması bir ismi etkileyerek onun sıfatı olmuştur. Ya da aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtisiz isim tamlaması bir ismin önüne gelerek onun sıfatı olmuştur? Ya da aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtili isim tamlaması bir ismin önüne gelerek onun sıfatı olmuştur diye sorduğunda işte böyle bir madde arayacağız. Yani hem belirtili isim tamlaması hem belirtisiz isim tamlaması sıfat olarak kullanılabilir. Evet, bazı durumlarda tamlanan eki düşebilir arkadaşlar. Top kapı, top kapısı demek istiyor. Zamanla değişmiş. Lale sokak, lale sokağı demek istiyor arkadaşlar. Fener bahçe, fener bahçesi demek istiyor arkadaşlar. Değişebilir. Özellikle birleşik isimlerde böyle bir şey karşımıza çıkıyor. Mesela Kadıköy, Kadıköy'üdür aslında değil mi? Bakın, Kadıköy birleşik isimdir belirtisiz isim tamlamasından oluşan birleşik bir isimdir ve bu şekilde olabilir. Soruda karşınıza gelirse böyle bir şey arayın. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Anlamadığınız her şeyi videonun altına yorum olarak yazmayı unutmuyorsunuz.